Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarının Roma'da gerçekleştirdiği üçlü zirveye Suriye konusu ağırlığını koydu. Zirve, Rusya ve Suriye rejim güçlerinin Halep'te başka bir ağır bombardıman gerçekleştirdiği gün ve Brüksel'deki bazı Avrupa Birliği bürokratlarından Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanması yönünde çıkan seslerin gölgesinde yapıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Rusya'nın hayal kırıklığı yarattığına vurgu yaptı. Rusya'nın Esad rejimi üzerinde olumlu etkileri olacağını iddiasında bulunmuştuk ama bunun böyle olmadığını dikkate almak zorundayız. Halep'teki durumun dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise yaptırımlarla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi. Önceliğimiz yaptırım için yaptırım yapma sarmalına girmek değildir. Önceliğimiz ve kararlılığımız Halep'in bombalanmasını durdurmak, mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde insani yardımın geçişine izin verilmesi ve siyasi sürecin en kısa zamanda tekrar hayata geçirilmesidir. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Halep halkıyla birlikte tüm Suriye halkının kabuslarına son verecek şeyin müzakere masası olduğuna vurgu yaptı. Bu sadece siyasi sorumluluğumuzla alakalı değil. Halep'ten her gün gelen görüntüleri görmek, duyduğumuz haberleri görmek, bu aynı zamanda bizim ahlaki sorumluluğumuz. Suriye konusunda diplomasi kilitlenip Rusya ile ilişkiler kötüye giderken bu hafta konuyla ilgili Rusya ve ABD'nin katılımıyla daha fazla uluslararası toplantı planlanıyor.